Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ocakta, yani tavada küçük küçük kömbeler yapacağım arkadaşlar. Bu hamuru önceden akşamdan yoğurdum arkadaşlar. Hamurumun içinde tuz, un, maya, az bir şey şeker bulunmaktadır. Suyla yoğurdum sadece. Başka hiçbir şey katmadım. Siz de kendi evinize göre yoğurabilirsiniz. Ben akşamdan yoğurdum. Mayalandırdım ve ben bundan biraz biraz alıp dolaba koyuyorum. Yani her gün her gün hamur yoğurmakla uğraşmıyorum. Zaten bir hafta boyunca falan bozulmuyor dolapta. O yüzden bize yetecek kadar her sabah yapacak şekilde ayarladım. Hemen şuradan bir yumak alacağım. Sizlere göstereyim, hamurum şöyle pufidik, yani güzel bir hamur oldu. Siz de güzel mayasını falan ayarlarsanız güzelce olur. Hemen şöyle bir tane yumak yapıyorum arkadaşlar, bu şekilde. Hemen onu da una buluyorum. Elinize un alıp yapabilirsiniz, elinize yapışmasın diye. Önceden de ayarladığım yumaklarım vardı şurada. Tavanızın büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle unlamak istiyorum yumaklarımı. Evet arkadaşlar, diğer bezilerimi kenara alaraktan bir tanesini ortaya alıyorum. Alt kısmına hemen biraz un ekeliyorum. Biraz da üst kısmını ekeliyorum. Bir yandan da ocağıma aldığım tavanın altını açıyorum arkadaşlar. Kısık ateşte. Hemen şöyle, zaten hamur çok güzel yani. Tam kıvamında yoğurmuşum. Şöyle güzelce açın arkadaşlar. Ufralı olmasın. Şöyle ufrasını ilk etapta yapışmasın diye fazla fazla dökmüştüm. Ama çok ufralı yapmayacaksınız. Hemen şöyle tavanızın boyutuna göre güzelce açabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Her tarafı eşit olunca bırakabilirsiniz. Bize bu kadar yeterli olacaktır. Hemen şimdi bunu tavama alacağım arkadaşlar. Tavamın biraz ısınmasını bekliyorum. Tavam ısınınca bunu hemen tavama alacağım. Ben de bu etapta bunu kenara alıp bir tane daha açmak istiyorum. Evet, bu bezimiz biraz küçüktü. Onun için bunu biraz daha küçük açıyorum. Hem burada beklesin, hem ununu yesin. Hem de ben de bu etapta diğerini tavamın içine alıp pişirmeye başlayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kameramı tavama çevirdim. Hemen şimdi şöyle tavamın içine yerleştiriyorum çöreğimi. Biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. İlk etapta o tarafın birazcık üzerinde kabarıklıklar olduğu zaman çevirmeye başlayacağız. Evet arkadaşlar, üstünde oluşan kabarıklıkları görüyorsunuz. Bu etaptan sonra hemen bunu çevirmeye başlıyorum arkadaşlar. Hemen şöyle bir evreğim var, evret yardımıyla çevirmeye uğraşıyorum. Herhangi bir şey olmamış ama şöyle şurada bir kızarıklık var. Yavaş yavaş olacak arkadaşlar kızarıklıklar. Çevre çevre yumuşak pişirmeye çalışacağım. Evet, bir kere daha çeviriyorum. Şöyle hemen güzelce pişiyor zaten. Ben o pişerken burada diğer yumaklarımı açtım arkadaşlar. Yani evde sabahleyin hamurunuz hazırsa 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bir şey, ekmek almaya falan gitmeye gerek yok. Yani bununla kahvaltılarınız çok güzel olacaktır. Köyde tandır kömbesi videosu yapmıştım daha önce. Yani onun daha böyle evde yapılabilen basit hali bu. Evet. Kömbemizi çevire çevire güzelce pişiriyoruz arkadaşlar. Bakın diğer tarafı da pişmeye başladı. Biraz daha diğer tarafını pişirdikten sonra
Ocak'tan alacağım. Bu arada evrecimi ve oklavamı alan yengeme buradan teşekkürler diyorum. Bildiğiniz üzere daha önceden demir bir parçayla açıyordum. Oklavam yoktu. Onlar buraya geldiğinde bana hemen bir tane oklava aldı. Ona buradan kocaman teşekkürlerimi gönderiyorum. Şöyle arkadaşlar, pişen yerini yukarı getirerek evreyecinizle ya da elinizle tutaraktan ya da çatalla tutaraktan kenara getirerek pişmeyen taraflarını da güzelce pişirebilirsiniz. Şu anda benim kömbem hazır olmak üzere arkadaşlar. Hemen şu ışığı açmak istiyorum. Işıkta belki daha iyi gözükür. Şöyle. Hazır neredeyse. Hemen onu tabağıma alacağım. Bir diğerini pişirmeye geçeceğim. Evet. Şöyle. Görüyorsunuz. Enfes gözüküyor. Tereyağıyla balla falan çok mükemmel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Bu arada diğer açtığım beziyi hemen içine yerleştiriyorum. Tavanıza göre açmaya özen gösterin arkadaşlar. Tavanızdan daha büyük olursa kenarları pişmeyebilir. Evet, diğeri de kabarık oluyor arkadaşlar. Bunu da çevire çevire pişiriyorum güzelce. Evet, pişirmeye devam ediyorum. Şimdi çevireceğim. Size öncelikle bir şey göstermek istedim. Işığımı bir kapatınca daha iyi gözükecek galiba. Unlu kalınca şöyle beyaz beyaz. Ya yani oraları çok güzel pişmiyor. O yüzden unlu bırakmamaya çalışın. Yani ne kadar az unlu açarsanız o kadar iyi olur. Hemen şöyle göstereyim. Görüyorsunuz beyaz beyaz unlar gözüküyor. Bu unumuz biraz ufralı olmuş. O yüzden bu şekilde oldu. Ama tabii ki de lezzetli oluyor. Sorun, yani çok büyük bir sorun değil. Hamur açamayanlar unu atarak açabilirler. Evet arkadaşlar, ben böreklerimi böyle güzelce pişirdim. Pişiriyorum yani. Diğerlerini de pişireceğim. Şimdi videomu burada kesmek istiyorum. Sizlere hemen şöyle göstereyim. Çok güzel, sabahları 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bir tarif oldu arkadaşlar. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hemen şöyle güzelce bunu da tabağıma alıyorum ben arkadaşlar. Herkese iyi seyirler diliyorum.